Üsküp'teki Türk eğitimciler 2011-2012 eğitim ve öğretim yılının değerlendirmesini yaptı. Makedonya'daki en eski Türk okulu olan Tefe Yüzülk Okulu'nun müdürü Gönül Bayraktar 2011-2012 eğitim yılını şöyle değerlendirdi. 2011-2012 okuma yılında bildiğinize göre 1 Eylül'de başlamak üzere bugün tamamlanmış durumdayız. İşte mutluyuz çünkü bu sene birinci sınıfta bayağı kabarık öğrenci sayısıyla başladık. Diğer taraftan birinci sınıftan beşinci sınıfa kitaplar sorunu kalktı diyebiliriz. Tabii altıncı sınıf yeni müfredat olduğu için biraz gecikmeli de olsa bazı kitaplar işte geçen aya kadar yetişmiş durumdadır. Öyle ki kadromuzda hiçbir sorun yok. Kadromuz her zamanki gibi hazır durumdadır. İyi bir tempo ile başladık bu okuma yılı. Diğer taraftan buradan fırsatta yararlanarak DİKA'ya teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bütün uzak yerlerden öğrencilerimiz işte 6. yıl sırasıyla ücretsiz olarak okulumuza Türkçe eğitim alması için geliyorlar. Svetan Dimov, İktisat Lisesi öğretmeni Leyla Arif, resmi tatillerin eğitimi bölmesinden şikayetçi oldu. Başarı bakımından çok memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. Başarıda sürekli bir düşüş söz konusu. Bu neye bağlı? Belki kitap sorununa, belki bir takım disiplin sorunlarına bağlı olabilir. Ancak bu konuda hem devlet hem okulumuz hep birlikte bir çalışmalar yürütülüyor. Öğrencilerle birlikte, velilerle birlikte çalışmalar yürütülüyor da bu çalışmaların sonuç vermesi büyük ihtimalle daha zaman alacaktır. Bunun dışında çok fazla resmi tatilin olması eğitimi çok böldü. Bir gün iki gün araya bunlar girince eğitim burada bölünüyor ve öğrencilerde bir motivasyon problemi ortaya çıkıyor. Sadece bunu sorun olarak ortaya atabiliriz şimdilik. Kolişan'da bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'nun müdürü Asim Dahil ilk yarı yılı şöyle değerlendirdi. Bu özellikle son 4 sene bu parasız kitaplar hiçbir zaman yani 1 Eylül öğrenciler komple kitapla başlamadı. Problem nedir, sorumlu kimdir bilmiyorum. Ben de kısa olarak bütün Makedonya'daki yaşayan Türkler sorumludur. Çünkü bir öğrenci yarı yıl kitapsız bitirsin. İlk önce çocuklar ayıp. İkincisi çocuklara iyi eğitim o zaman nasıl verebiliriz? Biz her zaman devlet söylüyor Avrupa sistemi, Avrupa eğitimi, kitapsız Avrupa eğitimi olmuyor. Bilgisayarlar var, bilgisayarlar çalışmıyor. Mecbur öğretmen kitaptan ders anlatsın. Öğrenci kitap yoksa, öğrenci nasıl çalışacak? Mecbur fotokopi çekmesi lazım. Fotokopi çekmek yasaktır. O zaman ne kalıyor? Öğrenci kitapsız kalıyor. Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi 20 Ocak'ta başlaması gerekiyordu. Ancak kötü hava şartları yüzünden bu tarih 23 Ocak Pazartesi gününe ertelendi.